Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Şimdi ben bugün sizlere uzun bir aradan sonra tekrardan Battle for Middle-earth 2'nin bilgisayara nasıl kurulduğundan bahsedeceğim. Şimdi bildiğiniz gibi bu oyunun orijinal sürümü yok. Paranız olsa dahi bu oyunu gidip orijinal satın alamıyorsunuz maalesef. Bu yüzden de çeşitli torrent yollarıyla oyunun kurulumu mevcut. Fakat bu kurulumlar sırasında çok fazla fake linkler ve virüsler dolaşıyor ortalıkta. Ve kurulumu da bazen sorunlu olabiliyor. Aslında baktığınız zaman basit ama birçok problemle karşılaşabiliyorsunuz. Özellikle Windows 10 kullanıcıları olarak. Şimdi Windows 10'da mesela settings hatası verebiliyor veya oyun açılırken crash hatası verebiliyor. Birçok kullanıcı bana cracklerde sorun yaşadığını söylüyor. Ben özelden çok fazla mesaj alıyorum. Hem Facebook'a hem kurmuş olduğum gruba, ki orayı da şu an bir modder arkadaşımız yönetiyor. Kendisinde bir modu var. O modu da oynamanızı tavsiye ederim. Şimdi ben de zaman kaybetmeden size kurulumdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Bu sefer linki değiştirdim. Kurulumu birazcık daha basit ve ben de şu an bilgisayara kurmadım oyunu henüz. Sizinle beraber ilk kez ben de kuracağım. Bir hata alırsam eğer sizinle beraber alacağım bu hatayı ve beraber sizinle bu hatayı çözmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle açıyoruz kurumu. Hemen şuradan Zamunda'ya giriyoruz arkadaşlar. Zamunda şimdi birçok torrent sitesinden daha büyük bir site. Yani dünyanın sitesi diyebilirim. Bizim Türkiye'deki bütün torrent oyun siteleri hemen hemen bu siteden çekip kendi sitelerine paylaşıyor. Yani güvenilir bir site. Bu sitenin Rusça olması veya sizin anlamadığınız bir dilde olması bu sitenin virüslü veya kötü bir site olduğunu göstermez. Ben size bu siteyi nasıl kullanacağınızı, fakat bu sitede bir oyun indirirken üye olmanız gerekiyor. Üyeliği de artık işin içinden çıkarsınız diye tahmin ediyorum. Basit, yani Türkçe dili de geldi. Eskiden Rusçayken biz uğraşıyorduk bu siteyle. Şimdi buraya Battle for Middle Earth 2 yazalım. Şimdi karşımıza birçok link çıktı. Mesela bunu indirmeyeceksiniz arkadaşlar. Neden size olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu Linux için bilmiş, yani bildiğiniz gibi Linux sistemi için. Ha, eğer Linux kullanıyorsanız tabii ki buradan iç rahatlığıyla indirebilirsiniz. Ben daha önce kullanmadım. Bilmiyorum tam olarak ne olduğunu. Şimdi şuradan ismi kopyalayalım. Tam doğru ismi kopyaladık. Bu sefer kesin ve net bir çözüm bulabiliriz. Aynen. Şimdi karşımıza çıktı arkadaşlar. Birden fazla. Yani ismi doğru yazamadınız, edemediniz. Middle-earth 2 yazın. Karşınıza ilk çıkanın ismini kopyalayın. Yazın buraya. Yani isim şu. Direkt hani ileri tararsanız eğer şu isim yazdığınızda oyunun torrent dosyaları karşınıza çıkar. Şimdi iniyoruz, iniyoruz, bakıyoruz. Ne diyor burada? The Lord of the Rings Battle for Middle-earth 2 PC ISO diyor. Değil mi? Aynen bu şekilde giriyoruz buraya. Ve bu sürüm, Reloaded sürümü, yani en güvenilir crack versiyonu diye söyleyebilirim size. Şimdi torrent kullanmayı da biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Torrent'i tıklıyorsunuz. Şu şekilde dosyanız iniyor. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Torrent'ten dosyayı indiriyorsunuz. Şimdi ben indirdim dosyayı, video esnasında uzun sürmesin diye. Şöyle çıkarttım masa üstüne. Şimdi bu setup'ı gerçekleştirmek için size iki şey lazım arkadaşlar. Bir tanesi şu indirdiğiniz şeyi atın masa üstüne bir yere, ya da kafanız karışmasın sağda soldayken. Sonrasında Demon Tools isimli programı indiriyorsunuz. Bu da sizin indirdiğiniz dosyayı bilgisayarınıza sanki bir CD imajıymış gibi tanıtıyor. CD'den yükleme yapıyormuşsunuz gibi gösteriyor bunu size. Şimdi Demon Tools'u kurduktan sonra Battle for Middle-earth 2'ye çift tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde bilgisayarınıza simgenin gelmiş olması gerekiyor. Şimdi bunu sağ tıklayıp aç diyoruz arkadaşlar. Aç dedikten sonra Outrun exe diye yazı geliyor karşımıza buradan. English seçiyoruz. Before continuing the installation, please close all running the programs. Click OK continue. Yani bize diyor ki lütfen bu kurulumdan önce açmış olduğunuz bütün uygulamaları kapatın diyor. Bir açmış olduğum uygulama bu var. Bunu da şöyle çarpıdan kapatırsam. Okey diyelim. Aynen görmüş olduğunuz gibi bir sorun yaratmadı. Install diyoruz. Yes. Please enter the entire code. Burada sizden oyunun CD key'ini istiyor arkadaşlar. Şimdi bu CD key'de bakalım
İndirdiğimiz setup'ın içinde bulabilecek miyiz? Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi maalesef bir TDK yok. Bunun için de arkadaşlar hemen buraya BFM2 TDK yazıyoruz. Şuradaki CDK'leri deniyoruz. Ben şimdi eğer siz buralara giremezseniz eğer size ben CDK'lerin de linkini hatta linkini değil direkt yazı olarak bırakacağım sizlere. Bunu buradan kopyala. Bunu da kopyalayalım. Gözlerim görmüyor artık. Çok fazla ışık var şu an. Zaten genel olarak da bozuk. Bunu da yapıştıralım. Son olarak bu kaldı. Niye 3 oldu? KRL'de. Tamamdır. Next diyoruz. Bunu tekrardan kapattık. Advanced User diyorum. Ben oyunu D diskine kaydetmek istiyorum. Next diyoruz. Existing Folders. Yani D diskinde bulunan dosyalar. Tekrardan Next diyoruz. Register Later diyoruz. Bize burada oyunu kuruyor. Evet, tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu yazı bize Your computer has the Windows firewall enabled in order to play. Yani burada bizim sistemimizin güvenlik duvarından bahsediyor. Bunu uzatalım. Quit diyoruz burada. Buna dikkat edin. Burada quit diyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi oyunumuzun simgesi geldi masa üstüne. Şimdi burada bizim ikinci etapta yapmamız gereken şey ise bilgisayarıma geliyoruz. Bu açtığımız imaj dosyasını sağ tıklayıp aç diyoruz. Yani indirmiş olduğumuz Battle for Middle-earth 2 dosyasını. Şimdi burada gördüğünüz gibi crack ve patch diyor. Şimdi ben dediğim gibi daha önce kurmadım. Yani tabii ki oyunu kurdum ama bu sürümünü kurmadım. Hani bu sorunsuzdur diye tahmin ettim. En güvenilir her zamandadır dedim. Oradan indireyim diye. Şimdi bize burada bir patch vermiş. Bir de crack vermiş. Game.dat dosyası. Ya oyundaki hataların birçoğu buradaki game.dat dosyası yüzünden oluyor. Ben şöyle tahmin ediyorum. Biz bu patch'i kurduktan sonra crack yapmalıyız. Ben bunu deniyorum. İnşallah yanılmıyorumdur da tabii ki. Yes. Niye böyle bir hata verdi mesela? Buna bakalım. Veyahut da şöyle de bir şey yapabiliriz. İlk önce şu iki dosyayı. Şimdi arkadaşlar. Geldik geldik kuyruğuna. Hani bunu da videoda sizinle beraber çözelim. Çünkü gerçekten beni sinirlendiren bir kurulum bu. Şu crack dosyası haricinde şu 3 dosyayı oyunun kurulu olduğu yere yapıştırdık. Buna tekrardan tıkladık. Gördüğünüz gibi az önce şimdi genelde oyun C'ye kurulduğu için bu patch de oyunu büyük ihtimal C diskinde aramaya programlandığı için de sorun yaşıyor. Yani bulamıyor. Biz de bunun için ne yaptık? Gittik buradaki patch dosyasını oyunun kurulu olduğu yere aktardık. Burada patch dediğimiz zaman gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde patchledi. Şimdi geldik game.dat dosyası Cray'e. Şimdi buradan sonra yapmamız gereken şeyse eğer şimdi ben tekrardan geldim arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey game.dat dosyasını oyunun kurulu olduğu yere aktarmak. Şimdi bunu buraya aktarıyoruz. Evet. Bunu da başarılı bir şekilde yaptı. Şimdi ben son kez kontrol edeceğim. Yüklemem gereken, yapmam gereken başka bir şey kaldı mı? Otoran, crackpatch. Yok, hiçbir şey kalmadı. Şuradan Bismillah deyip oyunumuzu açmayı deniyoruz. Bakalım sizlerle beraber. Ben de ilk kez bu sürümü kurdum. Patchledim. Şimdi benim önceki anlattığım sürümde biraz daha çok hani arkadaşlarınızla oynamaya yönelik. Şimdi onun farkı ne olacak? Herhangi bir arkadaşınızla Hamachi'den sorunsuz oynayabilmeniz için ikinizdeki oyun sürümü de aynı olması lazım. Ama bu demek değil ki buradan indirdiğinizle arkadaşlarınızla oynayamıyorsunuz. Eğer siz arkadaşlarınızla yine bu siteden indirip yine bu siteden kurduysanız yine oynayabiliyorsunuz. Ama biriniz buradan, biriniz başka bir yerden farklı bir patch dosyasıyla oynuyorsa eğer maalesef beraber giremiyorsunuz.
Şimdi ne oldu burada? Özellikler diyelim, dosya konumunu aç diyelim. Şuradan tekrardan açtık. Bakalım tekrar hata verecek mi? Bekliyoruz. Büyük ihtimal arkadaşlar yine hata verecek. Bunun sebebi de oyunun herhangi bir settings dosyasının olmaması. Veyahut da şunu da söyleyebilirim. Şunu da deneyelim sizinle beraber. Hani sizler de bilmiyorum, umarım hani kızmazsınız neden bizimle beraber deniyorsunuz diye. Ben de sizinle beraber deniyorum ki siz de hani çözüm yollarını arayın. Siz de kendiniz kurcalamayı bulun diye arkadaşlar. Şimdi ben patch'i tekrardan atayım. Belki de öncesinde patch'i atmam lazımdı. Sonradan launcher'ı. Şöyle. Yani gördüğünüz gibi demek ki ben o işlemi doğru yapmışım. Crack'le ilgili herhangi bir sorunum yok benim. Crack'e geliyoruz. Tekrardan Crack'i yaptım. Tabi siz eğer launch update yapmadıysanız eğer tekrar Crack atmanıza da gerek yok. Tekrardan Crack'imi attım ben. Buradan tekrardan tıklıyorum. Dediğim gibi büyük ihtimal yine hata verecek. Bunun sebebi de oyunun bir settings dosyasının bu bilgisayar üzerinde bulunmaması. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size söylediğim gibi oyunda options ini dosyası olmadığı için oyun açılmıyordu. Şimdi az önce de söylediğim gibi oyunun bir settings dosyası yok. Bunun da sebebi Windows 10'da kullananlar özellikle bu sorunu yaşar. Daha öncesindeki kullanıcılar büyük ihtimal options dosyası otomatikman oluşturulur. Şimdi size bu options dosyasını nereden indireceğinizi, nereye koyacağınızı göstereceğim. Bu dosyanın boyutu ortalama 2-3 MB civarında bir dosya. Size ben buradan linkini paylaşacağım yorum kısmına. Buradan download dediğiniz zaman indirir dosyayı, görmüş olduğunuz gibi. Şimdi size şurada bir dosya verdi değil mi? My Battle for Middle Earth 2 Files diye. Bu dosya bizim bilgisayarımızda zaten olması gerekiyordu fakat yok. Bunun için biz hata alıyorduk az önce. Şimdi bunu nereye atacağımızı gösteriyorum. Windows tuşu ile R tuşuna basacaksınız. Ve şurada görmüş olduğunuz yazıyı yazacaksınız. Yüzde app data yüzde. Tamam diyorsunuz. Böyle bir dosya sizin karşınıza çıkıyor. Sizde dosya var. İçi boşsa yine buraya atın. Burada böyle bir dosya yoksa eğer hemen açılan yerde hiçbir yere girmeden direkt Windows R app data yazdığınızda karşınıza çıkan dosyada, tekrar ediyorum, böyle bir dosya var ise yine buraya atın. Böyle bir dosya yoksa yine buraya atın. Yani her türlü buradan indirdiğinizi buraya atın arkadaşlar. Sizinle beraber şuraya atalım. Hop, attık. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi size şundan da bahsedeceğim. Belki birçoğunuz bilmiyordur. Şimdi bu oyunun zamanındaki ortalama monitör çözünürlükleri HD'di. Yani 1280x720 civarında. Siz bu oyunu Full HD, 2K, 4K çözünürlüklerde oynamak için şöyle de bir değişiklik yapabilirsiniz arkadaşlar. Buraya atmış olduğunuz dosyanın içine giriyorsunuz. Options ini dosyasını seçiyorsunuz. Options ini dosyasından hemen şurada Resolution diye bir sekme var. Ben bu oyunu 2K'da oynamak istiyorum. Tabi monitörünüz bunu destekliyorsa arkadaşlar. Yani öyle Full HD monitörde ben bunu 2K oynamak istiyorum diye bir seçenek maalesef yok. Sizin monitörünüzün maksimum çözünürlüğü neyse onu buraya girebilirsiniz. Tahmin ediyorum ki 1920'ye 1080'dir bir çoğunuzunki. Onu buraya yazabilirsiniz. Ben 2560'a 1440 çözünürlüğünü seçiyorum. Kaydet diyorum. Çıkıyorum. Şimdi tekrardan oyun açılacak mı açılmayacak mı denemesini yapalım beraber. Görmüş olduğunuz gibi oyun ekrana geldi. Buraları geçelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyun karşımızda. Hani öyle buraya geldim bıraktım yok. Çözünürlük sekmesi niye görünmüyor derseniz arkadaşlar, çünkü size söylediğim gibi o çözünürlük, yani şu an kullandığımız çözünürlük o dönemlerde olmadığı için menüde görünmez. Oyun o şekilde kodlanmamış. Siz onu options iniden değiştirdiniz ama fark edeceğiniz gibi oyun gerçekten de şu an 2K çözünürlükte. Şimdi ben buradan sikirmişi diyorum eskiden söylediğim tabirle. Rastgele bir harita açıyorum. Dwarf almıyorum, nefret ediyorum cücelerden. Isengard'ı alıyorum. Karşıma da elfleri veriyorum. Hemen bir deneme girişine kalkıyorum.
Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, sorumsuzca oyuna girdik. Bu arada özlediğimi yine fark ettim. Aslında size anlatmak için kurdum oyunu. Ama büyük ihtimal bu yılbaşındaki sokağa çıkmayasam da kendimi kaptıracağım oyuna. Lafı da fazla uzatmadan kapatayım. Umarım sizi sıkmamışımdır. Umarım yanlış bir yolla size anlatım yapmamışımdır. Ben sizlerin de görerek, sizlerin de aynı hatalarınızı alacağınızı tahmin ederek böyle bir sunum seçtim. Hani dedim ki sizinle beraber kurayım. Hata alıyorsam sizde görün aldığım hatayı. Aldığım hatayı nasıl çözüyorum? Bunun çözümünü de sizde görün. Bu şekilde bir anlatım tercih ettim. Umarım lafı dolandırmadan anlatmışımdır. Kusuruma bakmayın tekrardan. Umarım da bu video işinize yarar. Tabii işinize yararsa da sizlerden abi dilenci değilim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Çok da mutlu olurum yani. Değil mi? Dükkanı kapatalım o zaman. Uzun bir aradan sonra dükkanı kapatıyorum. Ka. Pat.